Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak sandal tarifi vereceğim. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağı tencereye aldım. Üzerine 750 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü boşaltıp güzelce soteleyelim. Bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyelim. Tereyağı yemeklere çok güzel lezzet verir. Elinizde varsa mutlaka ekleyin. Tavukları soteleyip sulanmaya başlayınca ağzını kapatırız, pişer. Şimdi bu esnada kabaklarımızın başlarını kestik. Sadece arkalı önlü tepsiye gelecek yerlerini soyuyoruz. Tepside dönme yapmasın diye yüzünü hep soymuyoruz kabakların. 6 adet kabak kullanacağım. Dört adet yeşil biber, bir adet de kırmızı kapya biber, yarısını doğrayacağım. Küçük küçük küp küp doğrayalım. Başlarını temizledikten sonra biber tamamen zevke kalmış. Ben rengini sevdiğim için yemeklerde ekliyorum. Şu an istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Biraz pişmiş, 10 dakikada pişmiş olan tavukların üzerine biberleri boşalttık. Güzelce karıştıralım. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Baharat tercihi kendi damak zevkinize kalmış. Bir çay kaşığı kırmızı pul biber, bir çay kaşığı tuz. Bana destek için kanalıma abone olmanızı beklerim. Attığım videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız haber gelir. 3-4 litre kadar suyu tencereye aldım. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Kaynamasını bekleyelim. O esnada da beşamel sosumuz için 1 yemek kaşığı tereyağı, 2,5 yemek kaşığı un ekliyorum. Orta ateşte güzelce unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Beşamel sosunu fazla istiyorsanız 3 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Daha beşamel sosu bol seviyorsanız. Çok lezzetli, çok güzel oluyor bu kabak yemeği. Kabak sandal denir ismi. Patlıcana rakip diyebilirim. Karnıyarık yemeğine de çok benziyor. 2 su bardağı süt ekleyeceğim. Orada yarım su bardağını göstermemişim. Yarım daha ekliyorum. Tekrardan yarım daha ekledim. Orasını çekmemişim. 1 çay kaşığı tuz attım. Altını kapatalım. Beşamel sosumuz hazır. Kıvamı da güzel oldu. Tavuklarımız da tavuk sote gibi oldu. Gerçekten şu an pişti. Çok da lezzetli görünüyor. Şimdi kabaklarımızı ortadan bölelim. Haşlayacağız. Kaynamış olan suya kabakları atalım. Kaynadıktan sonra böyle 2-3 dakika daha kaynatalım. Kaşıkla kontrol ederim içinin çekirdeği çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Tavukların altını kapattım. Böyle kaşıkla kontrol edin. Yumuşadığı zaman, çok aşırı yumuşatmayın. Birazcık yumuşadığı zaman çekin.
Bir yer fazla değil. Kaynadıktan sonra bir 2-3 dakika kadar yeterli geliyor. Tabi kabağın bu tazeliğine bağlı. Beşamel sosumuzu tavuğunu üzerine ekledim. Güzelce karıştıralım. Beni hangi şehirden, hangi ilden, hangi ilçeden izliyorsanız, hangi ülkeden izliyorsanız bir selamınızı beklerim. Yorumlara yazabilirsiniz. Çok memnun olurum. Abone olmak da ücretsizdir sevgili arkadaşlar. Şimdi kabağımızın içini, çekirdeğini böyle bir tatlı kaşığı yardımıyla alalım. Çok da güzel ayrılıyor. Hiç zorlanılmıyor. Kanalımda mutfağa dair birçok video var arkadaşlar. Bakmanızı, yapmanızı tavsiye ediyorum. Tam tutan lezzetli tariflerdir. Şimdi yeteri kadar beşamel soslu tavuğumuzu kabakların içine aynı karnı yarık gibi ekleyelim. Patlıcanın yemeğini karnı yarık gibi ekleyelim. Gerçekten bu şekilde çok lezzetli, çok güzel oluyor. Bütün hazırladığım iç 12 adet kabağın bölünmüş kabağa tam karar geldi. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. 1 adet kuru soğanı küp küp doğrayalım. Tencereye doğradım direkt. Yarım yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum yine. Yemek kaşığı da un ekledim. Güzelce kavurduktan sonra dolu dolu bir yemek kaşığı da domates salçası, bir çay kaşığı acı pul biber, 2,5 su bardağı su ekliyorum. Bir taşım kaynatalım. Bir taşım kaynaması yeterli. Çok fazla kaynatmaya gerek yoktur. Kabak yemeğimizin üzerine dökelim. 200 derece fırında 40-45 dakika arasında pişiyor. Zaten yemeğimiz de pişmiş bir yemek. Sade yüzü kızaracak. Biraz sosuyla buluşacak. Biraz daha lezzetlenecek. Şu haliyle de çok lezzetli, çok güzel. Bu şekilde de tüketilebilir. 40 dakika oldu yaklaşık. Ben aşırı kızartmadım. Biraz sosuyla kaynaması yeterli geldi benim için. Şöyle göstereyim iyice. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok da yapılan, çok da tüketilen bir yemek değil. Çok güzel bir fırın yemeği. Sunumu da çok güzel oluyor. Gerçekten lezzeti de çok güzel. Yanına güzel bir cacık. Makarna da haşlayabilirsiniz. Pilav da yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan da tüketebilirsiniz. Kendi haliyle de doyurucu. Şöyle sizler için böleyim. Biraz da sosundan dökeyim. Çok güzel pişmiş. Kabak zaten haşlandığı için pişti. Haşlarken kabağa mutlaka tuz atın. Kabağın içini lezzetlendirir. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Yapacak olanlara afiyet, şifa olsun. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun inşallah.